Sevgili dostlarım, 26 Şubat Cuma akşamında Bursa TV ekranlarında güne vedada 9 dakika geç olarak karşınızdayız. Bizden kaynaklanan bir sıkıntı, televizyondan değil. Maalesef tabii 88.3 Sancak FM üzerinden dinlemeye başlayan dostlarım, size söylemiyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Trafik gecenin bu saatinde maalesef Bursa'da sıkışık. Hava çiselemeye başladı. Biz de trafikten kaynaklanan, biraz da zamanı ayarlayamamaktan kaynaklanan bir 8 dakikalık gecikmeyle karşınızdayız. Hem sizlerden hem arkadaşlarımızdan özür diliyoruz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Onun için sohbet kısa, hemen tarihte bugüne geçiyoruz. Tarihte bugün neler yaşanmış, şimdi ona birlikte bakıyoruz. ...26 Şubat 1618 Sultan 1. Mustafa tahttan indirildi ve yerine 2. Osman padişah oldu. 26 Şubat 1848 Fransa'da 2. Cumhuriyet ilan edildi. 26 Şubat 1870 New York'ta ilk metro çalışmaya başladı. 26 Şubat 1926 televizyon icat edildi. 26 Şubat 1952 Winston Churchill İngiltere'nin atom bombasına sahip olduğunu ilan etti. 26 Şubat 1954 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğdu. 26 Şubat 1991. Saddam Hüseyin, Bağdat Radyosu'nda yaptığı açıklamada Irak ordusunun Kuveyt'ten çekildiğini duyurdu. 26 Şubat 1992. Hocalı katliamı. Azerbaycan'ın Hocalı kentine giren silahlı Ermeni gruplar, aralarında ölen çok sayıda kadın ve çocuğun da bulunduğu katliamlar gerçekleştirdi. 26 Şubat 2001. Taliban örgütü mensupları Afganistan'ın Bamiyan kentindeki Buda heykellerini tahrip etti. Sevgili dostlarım, tarihte yaşananlar bunlar. Kahvemizi yudumlayalım, gazetelerimize bakalım inşallah. Kahve hakikaten güzel. Kahveyi hayatımızda ihmal etmeyelim diyelim yine bir cümle de olsa. Bursa Sancak Gazetesi ile başlıyoruz. AB Erdoğan'a yalvarıyor. Mülteci krizi Avrupa Birliği'ni böldü. Göçmen karşıtı açıklamalarıyla tanınan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, AB'nin Türkiye'ye yalvardığını ve dilenci konumuna düştüğünü söylemiş. Geliyorlar diyor. Suudi Arabistan'a ait savaş uçakları bugün İncirlik Hava Üssü'ne inecek. İndi. Koalisyon harekatı kapsamında İncirlik Hava Üssü'ne konuşlanacak Suudi Arabistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı 4 savaş uçağı bugün Türkiye'ye gelecek demiş. Bursa Sancak Gazetesi üst manşetinden okuyucularına aktarmış. Bugün geldiler. Artvin'i bırak, Nilüfer'e bak. Nilüfer'de yeşil kıyım yapan belediye başkanı Mustafa Bozbey sosyal paylaşım sitesinden Artvin'deki eylemcilere destek çıktı. Vatandaşlar ise Bozbey'i kestirdiği ağaçlar nedeniyle yorum yağmuruna tuttu diyor. Bursa Sancak Gazetesi evet, Mustafa Bozbey'in o yeşiline sahip çıkması gerekirken koskoca bir devlet kalkmış Artvin Cerrahtepe'de vatandaşlarına müdahale ediyor diye başlayan tweetini Bursa Sancak Gazetesi almış. O ve 2003 ve 2015 arasındaki Nilüfer'deki ağaç katliamını gözler önüne seren, işte sevgili dostlar, bir özel haber ve fotoğrafı Muhittin size gösteriyor. 2003'teki fotoğraf ve 2015'teki fotoğraf. 12 yıl sonra ne ağaç kalmış ne orman kalmış Nilüfer'de. Siz kendiniz yapacaksınız, sonra da Artvin'e sahip çıkacaksınız. Bu ne perhiz ne lahana turşusu der gibi Bursa Sancak Gazetesi bugün manşetinden Nilüfer Belediyesi ile ilgili böyle bir ayrıntıyı paylaşmış. Türkiye kaderimizi değiştirdi. Bursa'da bulunan Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Muhammed Emir Sultan Camii ve Türbesini ziyaret etti. Mahmut Somali'nin kaderinin Türkiye ile değiştiğini ifade etmiş ve Türkiye'yi bağlamaz, Davutoğlu net konuştu. Başbakan Ahmet Davutoğlu Suriye'deki ateşkes kararını değerlendirdi, bağlayıcı olmadığını ifade etti diyor. Ve yine Bursa Sancak Gazetesi'nden toprağın altında kaldı, ölümden döndü haberi ve yine yol ulaşıma kapandı kayan tır sebebiyle İnegöl'de tarlaya uçan bir tırı konu alan haber ve ehliyetsiz ve habersiz araba sevdalısı ölümle bitti. Bursa'da ailesinden habersiz aldığı otomobille kaza yapan liseli öğrenci hayatını kaybetti. Bursa Çevre Yolu Millet Mahallesi lambalarında meydana gelen olayda ailesinden habersiz babasının aracını alan 17 yaşındaki lise öğrencisi Ferdi K. iki arkadaşıyla gezmeye çıktı. Ehliyetsiz sürücünün kullandığı araca bir tıra çarpmasıyla hayatını kaybetti
diyor Bursa Sancak Gazetesi ve okuyucularına böyle aktarıyor. Kent Gazetesi, can çekişsin diye bekledim. Yenişehir'de geçen yıl 6 Haziran günü ortadan kaybolan emlakçı Sadi Yaşen sözlüğü öldürdüğü iddiasıyla tutuklu bulunan sanık İ'ye hakim karşısına çıkarken savunmasıyla herkesi şoke etti diyor. Ve katil zanlısı işte böyle konuşmuş. Bursa Kent Gazetesi de bu soğuk kanlı katili manşetinden okuyucularına aktarmış. Somali'yi fark ettiler. Hak ihlali. Anayasa Mahkemesi Can Dündar ve Erdem Gül'ün itirazını haklı buldu. Ve yine göçük faciası. Yıldırım'da temel çalışmalarındaki inşaatta meydana gelen göçükte iki işçi toprak altında kaldı ve kendi imkanlarıyla çıktı bu işçiler. Ağır yaralandılar ve Şevket Yılmaz Hastanesi'ne kaldırıldılar haberi. Bursa Kent Gazetesi'nden yine bugün okuyucularına aktarılmış. Olay Gazetesi üst manşetinde AYM kararıyla Dündar ve Gül 3 ay sonra serbest diyor üst manşetinde. Yine asset düğümü çözülüyor. Bursa Spor eski yönetiminin aktif bank kuruluşu assetle imzaladığı tartışmalı anlaşmaya son nokta konmak üzere demiş. Fener turu yaptı ve manşeti Türkiye'yi bağlamaz. ABD ile Rusya öncülüğünde sağlanan ateşkesin Suriye için geçerli olduğunu söyleyen Başbakan Davutoğlu, bize tehdit olursa karşılığını veririz dedi ve Rusya'dan gaz şoku, daha önce Türk özel sektör şirketlerinin aldığı gazdaki %10.25'lik indirimi kaldıran Gazprom itiraz gelince bu kez gaz akışını azalttı diyor ve yine kaderimizi Erdoğan değiştirdi. İnegöl havalanıyor. İnegöl Belediyesi Doğa Sporları ve Turizm Merkezi projesi kapsamında tek motorlu iki uçak alacakmış ve yine öldü dirildi haberi bugün Olay Gazetesi'nden okuyucularına birinci sayfadan aktarılmış. Son olarak Bursa Hakimiyet Gazetesi'ne bakıyoruz. Bursa Hakimiyet Gazetesi ateşkes bizi mağlamaz manşetiyle, Olay Gazetesi'yle aynı manşetle okuyucusunun karşısında. Suudi jetleri İncirlik'te, 92 gün sonra gelen özgürlük ve 15 dakika boyunca can çekişmesini izlemiş haberi yine bugün Bursa Hakimiyet Gazetesi'nden okuyucularına aktarılan manşetler olarak öne çıkmış sevgili dostlarım. Evet, şimdi ne yapıyoruz? Yerel gazetelerimizi bitirdik. Yerel gazetelerimizi bitirince telefon için bu akşamki sohbetimize bağlanacağız. Evet, şimdi telefon bağlantısındayız. Sevgili dostlarım, bundan 10 yıllar önce Bursa deyince akla tabii ki Uludağ gelirdi, tabii ki Ulu Cami gelirdi ama bir de termal gelirdi. Bursa'da kaplıcalara gitmek diye bir kültür vardı. Türkiye'nin her bölgesinden Bursa'ya böyle ziyaretçiler gelirdi. Ama yıllar geçti, yıllar geçtikçe Bursa'nın önüne Afyon, Nevşehir, aklınıza gelen birçok il Bursa'nın önüne geçti. Şimdi çok daha spesifik bir konuyu sevgili dostum, Sağlık BTSO, Sağlık Komisyonu Başkanı, aynı zamanda Doruk Hastaneleri Sağlık Direktörü sevgili Doktor Mustafa Eskin'le bu akşam konuşacağız. Bursa Sağlık, Termal Sağlık'ta ne noktada, onları konuşacağız. Sevgili Mustafa Eskin, hoş geldin, sefalar getirdin, hayırlı geceler diliyorum. Hoş bulduk, hayırlı geceler, çok teşekkür ederim Ali Bey, sağ ol. Evet, Bursa bir dönem çok iyiydi de geriye mi düştü, yoksa bu algımızda bir sorun mu var? Evet, öncelikle tabii Bursa nasıl bir şehir? Buradan başlayacak olursak, Bursa şehirlerden bir şehir değil. Bursa imparatorluk kurmuş olan bir şehir. Yani genetik kodlarında çok önemli, tarihinde çok önemli misyonlar ifa etmiş olan bir şehir. Allah'ın birçok nimetine bahşetmiş olduğu bir şehir. Yani gerçekten doğal güzelliklerinin yanı sıra bugün ekonominin çok önemli bir, Türkiye'de ekonominin çok önemli şehri, ihracatlı ikinci şehir. Bunun yanı sıra tarihin, kültürün çok önemli kaynaklarının söz konusu olduğu, tarihi kaynakların yanı sıra potansiyelinin de, jeotermal potansiyelinin de çok ön planda olduğu bir şehirden bahsetmek durumundayız. Evet. İşte gelecek vizyonumuzda da gerçekten Türkiye'de Bursa'nın apayrı bir yeri var. Know-how diyoruz mesela. Yani gerçekten bu son derece önemli. Bilgi, daha önce ortaya konmuş olan performanslar,
bundan sonra ortaya konulacak performanslar için son derece bir önemli bir kilometre taşı oluşturuyor. Türkiye'de Bursa'nın yeri tartışılmaz. Bursa'nın çok önemli özelliklerinden birisi de jeotermal kaynağı. Saniyede 300 litre jeotermal kaynağımız var. Şöyle özetleyecek olursak yaklaşık 6 tane tarihi termal kaynağımız var. 1500 yıl önceye giden tarihi termal kaynaklar bunlar. Yani Bizans'ın imparatorluğu Theodora'nın tedavi gördüğü ve istifade ettiği kaynaklar. Kanuni Sultan Süleyman'ın bir rahatsızlığı nedeniyle yine Kükürtlü kaplıcalarında tedavi olduğunu biliyoruz. Yani biz bugün tabii dünyadaki birçok termal kaynakla, termalle incelemelerde bulunduk. Mesela Karlovari, Çek Cumhuriyeti'nde şu an eski Almanya olarak kabul etmek gerekiyor. Bunun yanı sıra işte Mariansky, Lazny, Yahimov gibi birbirine yakın kasabalar şeklinde dünya termal turizminde çok önemli yerlere sahip olan şehirler. Baktığınız zaman 200 yıl öncesine gidiyorsunuz. Bursa 1500 yıllık tarihi bir termal kent ve bugün de yeni jeotermal kaynaklarıyla birlikte saniyede 300 litre jeotermal potansiyele sahip olan bir şehir. Az önce ifade ettiniz, yani bundan 40-50 yıl önce, 30 yıl önce gerçekten iç turizmde özellikle çok önemli bir yere sahip. Bursa denince işte termal akla gelen bir şehir. Bugün ne yazık ki yeni kuşaklarımız termalle Bursa'da buluşamıyor. İlgili başkanım, o zaman evet. Nerede hata yaptık? Yani şimdi çok tarihsel önemli bir şey söylüyorsunuz. Biz Bursa'da yaşayanlar çok geçmişimizi de bildiğimiz söylenemez. Bursa'nın tarihini de maalesef tabii ama yani Theodora'dan Osmanlı'ya kadar bu kadar uzun yıllar hizmet eden bir termal kent ne oldu da bu hale geldi? Ve buradan Bursa'da bu anlamda bir sağlık turizmiyle ilgili bir derneğin kuruculuğunu da yaptınız ve yıllardır bu meseleyle ilgili önemli çağrılar, önemli gayretler gösteriyorsunuz Bursa'da ve çıkışımız ne buradan? Şimdi çok teşekkür ederim bu konuyu gündeme getirdiğiniz için. Bundan yaklaşık 5-6 yıl önce Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nda meclis üyesi olarak çalışmalarımızı arkadaşlarımızla yürütürken dünyada hızla gelişen bir sektörün farkına vardık. Bu sektör sağlık turizmi sektörü. Bugün 100 milyar dolarlık bir ticari hacme sahip olan bir sektörden bahsediyorsunuz ve gerçekten katma değeri yüksek bir turizm hareketliliği. Yani gerçekten üzerinde hep durduğumuz bir şey var. Yani neyi yaparsak yapalım katma değeri yüksek bir potansiyeli harekete geçirirsek o zaman gerçekten doğru bir iş yapmış oluyoruz. Şimdi sanayi diyorsunuz. Katma değeri yüksek bir sanayi hareketliliği söz konusu olursa o zaman gerçekten doğru bir hareket üzerinde olursunuz. Turizmde de bakın 630 dolar bugün Türkiye'de çok önemli bir turizm potansiyeli var. Ama bir turist 630 dolar bırakıyor. Hmm. Sağlık turizminde bu 630 doların 8000 dolara çıktığını görüyorsunuz. Yani gerçekten ekonomik bir realite dünyada gittikçe önemi daha da artan. Yani işte sağlık turizminin bir takım alt başlıkları var. Birisi medikal turizm, tıp turizmi. Gerçekten Türkiye bu anlamda son yıllarda önemli bir sıçrama yakaladı. İşte 2011 yılında Bursa Sağlık Turizmi Derneği'ni bu motivasyonla, bu gördüğümüz dünya gerçekleriyle Bursa'yı bu noktada bir pay sahibi yapabilme adına ortaya koyduk. Ve gerçekten o gün için 500 civarında, yılda 500 tıp turisti Bursa'ya geliyordu. Teşhis ve tedavi amacıyla ortalama. Bu geçtiğimiz yıl 10 binlere çıktı. İşte bu yılda 15 bin dolayında yurt dışından Bursa'daki hastanelere sağlık turisti gelmesini bekliyoruz. Bu tabii bakın bir vizyonla olan bir şey. Yani hiçbir şey tesadüf değil. Bu noktada yapılan çalışmalar, ortaya konulan vizyon, gerek bu noktadaki merkezi hükümetimizin, yerel yönetimlerimizin, kent dinamiklerinin, işte sizin gibi basın organlarının bu noktadaki duyarlılığı son derece önemli. Bursa bunu yakaladı ve bakın ikinci bir başlık tıp turizminden sonra termal turizmdir.
Yine yaşlı turizmi bu anlamda termal turizmle de entegre olabilecek çok önemli bir başlıktır. Bu noktadaki çalışmalar gerçekten Sağlık Bakanlığımızın da son yıllardaki ortaya koyduğu performans ve vizyonla iyi bir noktaya geldi. Biz artık tabii bu noktada önemli vizyon projeleri Bursa'da bekliyoruz. Sayın Sağlık Bakanımızın da termal kür bölgeleriyle ilgili yapmış olduğu çalışmalar, özellikle Sayın Bakanımızın Bursa'dan milletvekili olması, Sağlık Bakanı olması bu noktadaki beklentiyi daha da arttırmıştır. Bu noktada yeni nesil sağlık turizmi yatırımı olarak ifade ettiğimiz termal kür yatırımlarının Bursa'da ortaya çıkmasıyla, yani termal potansiyelin sağlık bu noktada sağlıkla bir araya getirilerek, profesyonel anlamda sağlık hizmetleriyle bir araya getirilerek ortaya bir model konmuş olacaktır. Dünyada bakın, Çek Cumhuriyeti'nde Karlovari, az önce ifade ettiğim Macaristan'da Heviz, işte Fransa'da Vichy, Almanya'da Baden-Baden gibi merkezlerde ortaya konulan sağlık turizmi, termal turizm potansiyeli bu anlamda modern tıp imkanlarıyla birleştirilerek Bursa'da da ortaya konulabilir. Ali Bey, sözü uzattığımın farkındayım ama şunu ifade etmek istiyorum. Biz böyle dolarlı cümleler kurarken halkımızın, az önce bir şey ifade ettim, yeni kuşakların Bursa'da termalle buluşamadığını ifade ettim. Bu çok önemli bir nokta. Halka mal edilmeyen hiçbir projeksiyon, halka mal edilmeyen hiçbir vizyon başarıya ulaşamaz. Biz mutlaka termali, Bursa'nın termal, jeotermal potansiyelini öncelikle halkımızda buluşturmamız gerekiyor. Bu noktada ben biliyorum, yerel yönetimlerin, Büyükşehir Belediye'mizin, işte Yıldırım Belediye'mizin bu noktadaki projeleri, tamamlanmak üzere olan projeleri var. Ve bu projelerle işte Bursa halkının eli bu termale dokunduğu takdirde, temas ettiği takdirde bu bir hayal olmaktan çıkacak. Bir kere onları biz bu anlamda hem vizyon olarak, hem fikir olarak, hem nesnel anlamda termalle buluşturmamız gerekiyor. Bu nokta son derece önemli. Halka mal edilmesi, yerel dinamiklerle buluşması bu vizyonun. Bunun akabinde de işte merkezi hükümetimizin ve yerel yönetimlerimizin öncülüğünde burada ortaya konulacak vizyon projelerle dünyanın sağlık turizmi, termal turizm destinasyonu Bursa'nın olması hayal değil. Biz geçen gün yine bir programda bu konuyla ilgili bir cümle kurarken bizim bu noktadaki heyecanımızı anlamayan arkadaşlara şunu söyledim ben. Bu mutlaka Bursa'nın geleceğinde, hatta Türkiye'nin geleceğinde, bakın 2023 hedefleri diye bir takım hedefler ortaya koyduk. Bu hedefler hükümetin hedefleri değildir sadece. Bunlar ihracatçı meclislerinde ortaya konulmuş hedeflerdir. Bunlar Türkiye'nin hedefleridir. Ve bir tane Türkiye var. İkinci bir Türkiye yok. Bakın bugün bütün dünya, yedi düvel bizim karşımızda birleşmiş. Bugün her zamankinden daha fazla bizim bir olmaya, birlikte hareket etmeye, çalışkan birlikte düşünmeye ihtiyacımız var. Evet. Yani bugün birbirimizin ayağına basma günü değil. Bugün birbirimizi yüceltme, birbirimizin yanında olma, birbirimizi destekleme günüdür. Ve bu ülkenin, bu kentin çok önemli potansiyelleri var. Bu potansiyelleri harekete geçirdiğimizde işte o hedefler gerçekleşecek. Çok teşekkür ediyorum abi. Hedefi hayal değil. Çok teşekkür ediyorum. Yani hem termal sağlık, hem Türkiye'nin içinde bulunduğu bu durumda Türkiye'yi daha zengin ve işte yeni vizyon projelerle Bursa ile ilgili, ama Bursa kazanınca Türkiye kazanacak önemli bir proje. Çünkü bugüne kadar Türkiye'deki bizim önümüze geçen termal kentler bile aslında sadece bu sağlık turizmi noktasında değil, bildiğiniz hizmeti, otel hizmeti veriyorlar bu anlamda. Bu çok önemli bir proje. Çok teşekkür ediyorum. İnşallah ben zaman zaman bu meseleyi, bir farkındalığı meydana getirmek konusunda konuşuruz, evet, inşallah. Ben son söz olarak şunu söylemek istiyorum. Bu Bursa'nın jeotermal potansiyelinin bu anlamda bir dünya projesiyle
ortaya konulacağından hiçbir şüphem yok. Biz istiyoruz ki bu tarihi perspektifte bunu gerçekleştiren nesil, bunu gerçekleştiren kişiler bizler olalım. Yani biz bunun çabası içindeyiz. Bu mutlaka Bursa'da, bu Bursa'nın gerçeği mutlaka Bursa'da gerçekleşecek ve bu anlamda bizim artık bunları konuşma değil de icraata geçirme noktasında, harekete geçme noktasında bir misyon ifa etmemiz gerekiyor. Bir de tabii bunun dünya çapında Bursa'nın bir termal turizm destinasyonu olması için havaalanımızı, yani ulaşılabilir bir kent olma, ulaşılabilir bir şehir olma noktadaki çabamızı da artırarak devam ettirmemiz gerekiyor. Ben de çok teşekkür ederim bu konuyu hayırlı gündeme getirdiğiniz diliyorum. İçin. İzleyicilerimize de hayırlı geceler diliyorum. Çok teşekkür Allah'a ediyorum. Emanet olun. Çok teşekkür, Allah'a emanet olun inşallah. Sevgili dostlarım, Doktor Mustafa Eskin, BTSO Sağlık Komisyonu Başkanı, aynı zamanda ifade ettiğim Doruk Hastaneleri Medikal Direktörü Mustafa Eskin'le Bursa'nın yeni bir vizyonunu, Bursa'nın o tarihsel potansiyelini ortaya çıkarmak ve Bursa'ya kazandırmakla ilgili o termal sağlık mücadelesini ve gayretini konuştuk. İnşallah ifade ettiği gibi bu kuşaklar, bu nesil bunun başarılan ekipleri olur Bursa'da ve Bursa kazanır sevgili dostlarım. Şimdi işte Bursa önemli bir kent. Bursa TV Haber Merkezi'nin haberlerine geçeceğiz şimdi. Daha önce biliyorsunuz İngiltere Kraliçesi Bursa'ya teşrif etmişti. Cumhurbaşkanları Bursa'ya teşrif etti. Bugün de bir cumhurbaşkanını ağırladı Bursa. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut bugün Bursa'daydı. Şimdi haberin ayrıntısına bakalım. Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut Bursa ziyaretinde Kapalı Çarşı'yı gezmeyi unutmadı. Bursa Valisi Münir Karaloğlu'yla ilk durakları Ulu Cami oldu. Cuma namazını Ulu Cami'de kılan Şeyh Mahmut ardından eski yapısıyla tüm dünyada dikkat çeken Bursa Kapalı Çarşı'yı ziyaret etti. Şeyh Mahmut burada tarihi dükkanları gezerek bilgiler aldı. Kozana'da girmeyi ihmal etmeyen Şeyh Mahmut Kozana'da dinlendikten sonra programına devam etti. Öte yandan konuk Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut dün akşam Bursalı iş adamlarıyla bir araya geldi. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'na yaptığı ziyarette konuk Cumhurbaşkanı'na Bursa Valisi Münir Karaloğlu, Uludağ Üniversitesi Rektörü Yusuf Ulcay da eşlik etti. Şeyh Mahmut Bursa Sanayi ve Ticaret Odası'nda İbrahim Burkay'la uzun ve keyifli bir sohbet etti. Bir Cumhurbaşkanı bugün Bursa'da. Bursa'nın gelişmesi noktasında, her alanda daha da güçlenmesi noktasında ciddi gayretler var. İşte Büyükşehir Belediyesi bu gayretlerin önemli kurumlarından birisi, ilçe ilçe o hizmete devam ediyor. Şimdi bu akşam sizlere İnegöl'le, bu büyük şehirle İnegöl'ün nasıl güçlendiğini ve Bursa'ya ne tür katkılar sağlandığı haberini ekranlarınıza getireceğim. Bakalım Büyükşehir Belediyesi, o ilçelere hizmet eden Büyükşehir Belediyesi İnegöl'e hangi hizmetlerle halkın karşısına çıkıyor? Şimdi o haberin ayrıntısı. Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, İnegöl Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş, AK Parti İnegöl İlçe Başkanı Adem Demirel ve Başkan Yardımcılarıyla Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası'nda görüştü. Başkan Altepe, Bursa'nın tüm ilçeleriyle kalkındığını belirterek Bursa'ya değer katan hizmetlere devam ettiklerini söyledi. Özellikle artık dediğim gibi bütün şehir uygulaması birlikte 17 ilçemizin her köşesinde de faaliyetler var. Bu konuda da Büyükşehir Belediye'mizin yükü de, misyonu da daha da güçlenmiş oldu. Altepe, İnegöl'ün her zaman Büyükşehir'in yanında olduğunu ifade etti. Başta İnegöl'ümüz için, İnegöl ilçemizin her alanda gelişmesi, altyapısıyla, üst yapısıyla, tüm alanları gerçek anlamda bir dünya kenti olması, marka kenti olması, en güzel projeleri İnegöl'e uygulanması konusunda elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. İnegöl bizi hiçbir zaman mahcup etmedi. En büyük desteği hep İnegöl'den aldık. En büyük oy oranlarını İnegöl'den aldık. İnegöl halkı hep bizim arkamızda oldu. Biz de İnegöl için güzel şeyler düşünüyoruz. Başkan Altepe, İnegöl'ün üretim, mobilya ve turizm başta olmak üzere her alanda daha da gelişmesi ve güçlenmesi hedefiyle Büyükşehir Belediyesi'nin ilçeye hizmete devam edeceğini sözlerine ekledi. Her sıkıntılarda da Büyükşehir olarak İnegöl'ün yanında olmaya gayret ediyoruz. Şimdiden sonra proje her geçen gün şantiyelerimiz çoğalacak. İnegöl şantiyesi de Büyükşehir Belediye'mizin en güçlü şantiyelerden başta geleni. Her geçen gün o da güçleniyor.
Artık oradaki hem İnegöl Merkezi ile ilgili yapılan projeler, hem İnegöl'ün tüm kırsalıyla, köylerimizle, oradaki çiftçilerimize yönelik tarıma, sebzecilik, meyvecilik, hayvancılık yapan tüm oradaki üreticilerimize yönelik projeleri inşallah Büyükşehir desteğiyle birlikte hep birlikte gerçekleştireceğiz. Ürünlerimizi. Büyükşehir'le birlikte tabii Bursa'da yatırımlar önemli. Büyükşehir Belediyesi'nin ilçelere, Bursa'ya bu anlamda katkıları önemli. Bunların artarak devam etmesi lazım. Şimdi sizleri bir satılık haberine götüreceğim. Yani satılığın da haberi olur mu? Yani satılan bir şeyin haberi olur mu? Evet, bu haberi olacak bir satılma hadisesi, bir satılık ilanı. Bursa'nın Setbaşı Mahallesi'ndeki 300 yıllık kilise binası sahibi tarafından, nasıl sahibi olmuşsa o da ayrı bir soru, 1,5 milyon dolara satılığa çıkarıldı. Setbaşı Mahallesi'ndeki 300 yıllık kilise bir alışveriş sitesinde 1,5 milyon dolardan satılıyor. Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü kayıtlarında 1986 yılında tescillenen eser, son yıllarda kullanılmadığı için oldukça yıpranan bina yeni sahibini bekliyor. Konuyla ilgili açıklama yapan gayrimenkul danışmanı Tayfun Özenginler, Bursa'nın tarihi eserler açısından çok zengin bir kent olduğunu ve bu kilisenin de Bursa'da daha önce yaşamış olan Ermenilere ait olan bir kilise olduğunu belirtti. Bursa'nın zaten her tarafı tarih, her tarafından tarih fışkıran bir şehirde yaşıyoruz. Bursa'nın şehir merkezi özellikle Setbaşı tarafına geçmiş dönemlerde mübadeleden önce Ermeniler yaşamış. İşte bakıyorsunuz alt parmak tarafında işte okuduğumuz gördüğümüz kadarıyla Yahudiler yaşamış, Musevi cemaat yaşamış. Şimdi burada daha evvel yaşayan Ermenilere hizmet veren bir Ermeni kilisesi bu. Kilise binasının etrafında belediye ekiplerinin çevre düzenlemesine başladığını dile getiren Özenginler, tapuda kilisenin sosyal, kültürel alan olarak geçtiğini ifade etti. Çok güzel tarihi dokuyor sahip, güzel bir bina. Tapudaki ve belediyedeki imar durumu da bunun sosyal, kültürel alan olarak geçiyor. Hani burada ne yapılabilir, neler yapılabilir? Gerek belediyelerle, gerek vakıflarla bir şekilde görüşerek ticari amaçla da kullanılabilir. Sahibi yurt dışında olduğu için satışı emlakçı tarafından gerçekleştirilen kilisenin fiyatı 1,5 milyon dolar olarak belirlendi. Sahibi yurt dışında yaşıyor. 3 hissedar bunlar. İki tanesiyle biz hiç tanışma şansımız olmadı. Fakat rahmetli Sedat Bey'le görüştük en son. Kilisenin 1 milyon 500 bin dolar bir fiyatı vardı. Dedik yani bunu satalım. Bununla ilgili bir takım müşterilerimiz oldu zaman içinde. Onlarla görüştük. Fakat istediğimiz rakamları yakalayamadık. Şu anda yine satılık. Biz bunu sosyal medyada da paylaştık. Bir takım ilanlarımız var bunlarla ilgili. Almak isteyen olursa tabii ki yardımcı oluruz biz de. Bu aslında Türkiye'nin nereden nereye geldiğini de gösteriyor. Nereye geldiği değil. İşte ortaya çıkan bu haberler. Düşünsenize Bulgaristan'da, evet oralarda da oldu. Yunanistan'da camiler aynı şekilde böyle birilerine zamanında sahiplenilmiş. Sonra birilerine satmış ve bugün bu noktaya gelmişiz. Bu tabii hoş bir şey değil. Bu tür ibadet yerlerinin bu şekilde Türkiye'nin geçmişinden gelen böyle bir hadiseyle haberlere konu olması hiç kabul edilebilir. Türkiye açısından hoş bir fotoğraf değil. Maalesef tabii bu geçmişin bugüne yansıyan bir fotoğrafı. İbadethane, ibadethanedir ve onun sahibi o şehirde yaşayan, o azınlık neyse, o dine mensup olanların kullandığı bir alan olmalı ki bu gelişmiş, gelişmemiş dünyanın her yerinde böyle. Maalesef Türkiye'nin tabii bir döneminde camilerle ilgili de yaşananlar var. İşte sadece camilerle sınırlı kalmamış sevgili dostlarım. Spor gazetelerinin manşetlerine bakacağız. Yerel spor manşetlerine. Bursa Spor feda dedi diyor Bursa Sancak gazetesi. Ve işte bugüne kadar Bursa Spor'da ortaya çıkan o futbolcu transferleri, onların geri gönderilmeleri konusunda Bursa Spor'un ne hale düştüğünü Başkan Ali Ay açıklıyor ve yine Türk futbolunda güvensizlik var diyor Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklama. Chelsea Teknik Direktörünü bulmuş ve bugün Sancak gazetesi Muradiyespor'a başarılar dilemiş ve Muradiyespor'un 2015-2016 kadrosunu okuyucularına aktarmış ve Muradiyespor'u sevenler, Muradiyespor'da top koşturanlar içinde duvarlarını süsleyecek bir çerçevelik bir fotoğrafı okuyucularıyla paylaşmış. Her gün amatör spora yaptığı bu anlamdaki
katkı gibi biz de Muradiyespor'a başarılar diliyoruz. Kent gazetesi Timsah'ın Kozu Mecit, Bursaspor Teknik Direktörü Hamza Hamzoğlu en çok görev verdiği isim olan Çek golcü Thomas Necit Eskişehirspor maçında da deneyimli çalıştırıcının en büyük kozu olacak diyor. Kaptan Serdar gemiye dönüyor diyor. Bakalım kaptan gemide ne kadar kalacak? Çünkü kaptanın gemide uzun süre kalması söz konusu değil. İki maç oynuyor. Daha sonra Dümen'e maalesef geçemiyor. Olay gazetesi spor sayfası neler olmuş neler. Bursaspor Aktif Bank Aset firması arasında artık son nokta koyulmak üzere diyor. Bursaspor Aset firmasına neden ihtar çekti? Sözleşme feshedildi mi? Aktif Bank nasıl bir teklif sundu? Bursaspor ne cevap verdi? Yeni bir kredi anlaşması yapıldı mı? Hepsi ve daha fazlası bu sayfada demiş Olay spor sayfası. Ve son olarak Bursa Hakimiyet Gazetesi'nin spor sayfası, spor manşeti. Genç teknik adam Eskişehirspor'un tam anlamıyla korkulu rüyası haline geldi diyor. Nereden onu bilmiş, bulmuş, fark etmiş Bursa Hakimiyet. SS'in kabusu Hamzoğlu. Hamzoğlu yarın oynanacak maçta rakiplerini yıkacak formülü hazırladı. Teknik direktörlük kariyerine en çok mağlup ettiği kulüp olan Eskişehirspor Hamzoğlu'ndan bir hayli çekiniyor. Herhalde muhabir Eskişehir'e gitmiş. Eskişehir'in ne kadar çekindiğini görmüş. Bir de tabii o yıkacak formülü de Bursa Hakimiyet'in muhabirleri öğrenmişler. Sadece bu sezon rakibini 3 kez deviren genç teknik adam kariyeri boyunca SS'in kabusu oldu. 13 maçta Eskişehirspor'a karşı 8 galibiyet alan Hamzoğlu gollerde de rakibini 2'ye katladı diyor Bursa Hakimiyet. Biz de Bursa Hakimiyet'in bu manşetini tabii inşallah sahada yansıyacak bir fotoğraf olarak görmek istediğimizi ifade ediyoruz sevgili dostlar. Böylece yerel gazetelerimizin spor sayfalarına da baktık. Şimdi neredeyiz? Dün akşam da sesli makaleyi veremedik ama bu akşam sesli makale yerine biliyorsunuz Necmettin Erbakan'ın ölüm yıldönümü 27 Şubat'ta ve Necmettin Erbakan'ı anmakla ilgili 2008 yılında o zaman Saadet Partisi Gençlik Kolları'nda Gençlik Kolları Başkanı olarak o dönemde arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız Erbakan Hoca ile ilgili bir klip vardı. Bugün o kliple öyle YouTube'da görünce sizlerle paylaşmak istedim. Ve gecenin videosu olarak hem Erbakan Hoca'yı da rahmet dilemek, anmak noktasında o 2008 yılındaki hazırladığımız o klibi şimdi sizlerle buluşturuyorum. Bakalım nasıl bir klip hazırlamışız ve Erbakan Hoca'yı nasıl anlatmışız. Sözlerini de ifade edeyim. Ben seslendiriyorum ama sözleri de sevgili dostum AK Parti Genel Sekreteri ve Gaziantep Milletvekili Abdülhamit Gül'e ait olduğunu ve yine bu klibin hazırlanmasında o dönemde gençlik kollarında beraber olduğumuz arkadaşlara ve özellikle tabii İsmail Dönmez kardeşime de teşekkür ederek şimdi klibi sizlerle buluşturuyorum. Gamzesine Kudüs konduran sevgiliye. Yüzünün derin çizgileri arasında coğrafyamı işaretliyorum üstadım. Gözlerin bir projektör gibi tarıyor kalbimin en ücra köşelerini. Ellerini aç diyorsun gözlerinle. Ellerin kucaklasın kucaklayabildiği kadar tüm sevgileri. Afrika'dan Bilal'i hüzünleri, Asya'dan Selma'nın buselerini topla diyorsun. Gözlerin kalbime sesleniyor. Bütün bir Orta Doğu'yu sık bir yumruk misali, tek bir yumruk gibi yerleştir yüreğine. Çevirmiyorsa yüreğini İbrahim bahçesine, terk et tüm yalancı cennetleri diyorsun, hüzünlü gözlerinle. Hasret kafesindeki düşüncelerim, yürüyün kardeşim diyarına. Ümit yerlerim ve sevda güvercinim. Gamzesine 1,5 milyar gülücük konduran güzel, gülümse yüreğime. Malcolm X gülüşü olsun, Bilal-i Habeşi sedası yer alsın kalbimde. Ey çehresi Kudüs aydınlığında tutuşan özlem, Kudüs mini minnacık oyuncak değerlerimde. Sımsıcak bir sevda oldu seninle, kanatlandı Burak'la, en büyük kavga oldu. Sevdamızı 6 milyara ulaştırmanın kavgası.
gamzemize 1,5 değil, 6 milyar gülücük kondurmanın sedası. Yüzünde Kudüs gülücükleri var şimdi. Sımsıkı, sımsıcak. Birazdan 10 milyonların gönlünü kavrayacak aşkın en onulmazı var şimdi. Söyleyin ona, kardeşin özler seni. Seni dalgalı denizlerin fırtınasından sığınılacak liman bildim. O limana kulaç atan pazuları şişiriyorum şimdi. Vuslatı sana olmayan gemileri reddettim. Sana yönelmeyen pusulayı fırlattım okyanuslara. Sana ulaşan menzil için açıyorum kollarımı. Denizi kucaklıyorum sana kavuşabilmek için. Bir gülüşünü seyredebilmek için uzaktan, ateşten bir dünyaya giriyorum. Adımlarım da sana ayarlı. Ayaklarını vura vura girdiğin arenalara ayaklarımı atabilmek için adımlıyorum. Ve adımlarınla sen de yöneliyorsun yüreğime. Müniz, müşfik, adımlıyorsun sen de. Adımını bir yüreğime atıyorsun, bir de kalbine tüm dünyanın. Adımların hicreti ayarlı bir de. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sürekası değil, hicrete amade neferisin, biliyorum. Tüm azaların Mekke'de bir Medine aşkını örüyor. Hazret Kâbesi'ndeki düşüncelerin yürüyün kardeşim diyarına. Ümit yerlerin ve sevda güvercinin neyler şehri bindi tahtıma. Hazret Kâbesi'ndeki düşüncelerin Suatra'ya bir alim tebliğe gitmiş. Heyecanla "Türkiye'den geliyorsunuz" diyerek kucaklamışlar ve zati halinizi sormuşlar. Alim anlattıkça sizi yürekleri titremiş. Kalbi selam göndermişler size. Sumatra'da, Filistin'de, Mısır'da, Kanada'da, Almanya'da milyonların duası kalplerinde birleşiyor. Bir kış gecesinde Kafkas dağlarında Çeçenya'da silahtan, soğuk metalden eli üşüyen, soğuktan titreyen mücahidi ıstır ellerin ve ben sana söz verirken kavradığımız sıcaklığı tüm kardeşlerimle paylaşıyorum. Kimisi Filistin'de, kimisi Keşmir'de, kimisi üniversite kapıları önünde bekletilen tüm kardeşlerimle. Yeryüzünün farklı coğrafyalarında aynı rüzgarın terennümüyle dalgalanan, aynı müşfik sesle zikir korosu gibi ritme bürünen, onurlu, karanfil giysili kardeşlerimle, üniversite yönetiminin selam durma provalarını murakabe eden, başlarında özgürlük simgesi taşıyan mümine kardeşlerimle, kimisi Mus'ab, Sevban okurken, kimisi Hamzalar oluruz sonra, Uhud'un ateşten meydanına inerekten, yüreğimiz kor gibi ateşe dönüşür. Sevdamız künhüne varır dimalarımız. Sevgiliye Talal Bedro okur dudaklarımız. Muştusunu okur gözlerimize. Aşkımız bir dağ gibi oturur Cebeli Uhud'a. Gözyaşlarımı avuçlarında topluyor. Akabe raihalı ellerinle yüreğime esenlik serinliği olarak serpiştiriyorsun.
Ve şimdi bu sevinç parıltısıyla okumalıyız. Ağlayan bir Yesrib'i Medine'mize çeviren Efendimiz'e muştulu şarkımızı. Yüreğin, vampirlerin, habisurların bile esenlikle kucaklayacağı rikkat abidesi, insanlığın saadet hasreti için titreyen şefkat timsalidir. Nefesin insanlığın yeni soluklanmasına adanmış bir kurtuluş nefhasıdır. Rüyalarımızı süsleyen nazarın, düşlerimizi hayra yoran bakışın vardır. Varlığın tüm umutsuz hüzünlere ab-ı hayat taşır. Cennet ülkemize taşır tüm yürekleri. Cesaretin Ömer şiddetiyle bulvarlara oturur. Metropollere yayılır şecaatın. Ellerini kavramayanlar anlayamaz, sorgulayamazlar çağın sorguçlarını. Ellerini uzat kalbime. Hikayeni dinlediğim şehirlerin hayalini değil, kendisini kuralım. Söyleyin ona, kardeşi özler seni. Yaşanabilir bir Türkiye için selamı önce biz durduk sana. Duracaktır sana ve karanfil rahiyalı kardeşime selam durması gerekenler de. Mağduriyetimiz sadakatimize halel getirmeyecek. Sadakatimizi kuşanıp ineceğiz arenalara. İbrahim Aleyhisselam'la kol kola girerken, ey tüm hüzünleri aksaçlarında toplayan güzel, yeniden kuralım dünyamızı ellerini kavrayan ellerimizle. Yüreklerimizi sevgiliye varan üst alanları kılalım. Serpiştirelim tüm yeryüzüne başaklarımızı. Özlemi avuçlarımıza alarak varalım Efendimiz'e. Yalancı şehirlerden, yapay sorgulamalardan, sorguçlardan sıyrılarak gidelim sorgu gününe. Yıllardır verdiğin mücadelede arttığın saçlar ağartıyor yüzümüzü. Uğrunda saçlarını ağarttığın sevgiliye ulaşabilmek için uzat ellerini. Yüreğimle kucaklayayım ellerini. Yüreğini ve sevdamızı ateşten yanan değil, aşktan tutuşan yüreklerimizi Medine'ye taşıyalım. Ey sevgili! Ey sevgili! Hasret kafesindeki düşüncelerim, yürüyün kardeşim diyarına. Şimdi ben vatanımı seviyorum. Çünkü haksızlıkların karşısındayım. Bana oy versinler diye yapmıyorum ben bunu. Allah rızası için yapıyorum. Allah rızası için. Evet sevgili dostlarım, Erbakan Hoca'yı rahmetle anıyoruz. Bu klibi de 2008 yılında yapmıştık. O zaman bir iftarda da Erbakan Hoca'ya ilk defa orada izletmek gibi bir tarihsel bir durum yaşamıştık. Hocayı bir kere daha rahmetle anıyorum. Şimdi tabii saatlerimizi de 23.52 yaptık. Onun için bu akşam sizleri yine gazetelerin manşetlerinden de mahrum bırakmak istemiyorum. Onun için sevgili Muhittin, gazeteleri toplu olarak yine dün akşam olduğu gibi sadece manşetlerinden bahsederek verelim. İstikamet Afrika diyor. Müstakil Gazete, Hürriyet Gazetesi, AYM tahliyesi, müfettişlik soruları ile ilgili bir haber yine Hürriyet Gazetesi'nde sabah. 38 HDP'li 240 dosya, hepsi terör suçu. Habertürk, ihanet düzeneği. Milliyet Gazetesi, ateşkes tuzaklarla dolu diyor. Sözcü Gazetesi, dokunulmazlıkları sen niye kaldırmadın diye sormuş. Vatan Gazetesi, patlamadan yakalandı. Cumhuriyet Gazetesi, Türkiye'de hakimler var diyor. Can Dündar ve Erdem'le ilgili, onların serbest kalması ile ilgili. Yeni Şafak Gazetesi, İslam'a düşman ve Star, Cerattepe'de altın var. Türkiye ABD'ye kapak olsun, taraf hakları ihlal edildi diyor. Akşam Gazetesi, teröriste gözyaşı, Gazi'ye kapı dışarı. FETÖ korsan kitap baskını demiş bugün gazetesi manşetinde. Kaçan birini vur, herkese ibret olsun diyor yine manşetinde. Takvim Gazetesi, kaypak ve çatlak demiş HDP'li vekil ve HDP eş başkanı ile ilgili. Posta Gazetesi, şu hale bak. Zaman Gazetesi, eğitimde eskiye dönüş arayışı. Milli Gazete, anla artık dostunu diyor Türkiye'ye. Diriliş Postası yine ve Yeni Söz, Akit. Ateist Kürtler emperyalizmin uşaklığını
yapıyor demiş. Milat gazetesi meclisten atılacak diyor vekille ilgili. Orta Doğu gazetesi sizin için vefa nedir diyor. İşte ve Bir Gün gazetesi 92 günlük hak. İhlali Aydınlık gazetesi gözler fezlekete. Yurt gazetesi askeri araziye Türkiye planı Vahdet İsrail gaza geldi demiş. Yeni Asya bu yıl da zor geçecek diyor. Bediüzzaman'ın iki talebesi biliyorsunuz rahmeti Rahman'a kavuştu. 40. Hoca ve Sait abi, onlara da tabii rahmet diliyoruz. Güneş gazetesi casusluk artık serbest diyor. Evrensel al sana kiralık işçilik demiş ve Gündem gazetesi mazlumun ateşiyle sura yürüyoruz. Biliyorsunuz Selahattin Demirtaş yine çok tehlikeli bir çağrı yaptı. Tıpkı 6-7 Eylül Ekim'de Kürt gençlerini, o mazlum coğrafyanın çocuklarını sokağa çağırıp katlettirdiği gibi, yani Kürtlere zulmettirdiği gibi yine çok tehlikeli bir çağrıyı yapıyor. Yani bu çağrıların mutlaka bir cevabının devlet tarafından verilmesi gerekirdi. Adım adım insanları sokağa çağırıp bir kaosun, bir karışıklığın, bir bölgeyi Suriye çevirme planının parçasına dönüşüyor. Maalesef devlet yetkililerinde uyarıyoruz ve yine spor gazeteleri, işte o klasik o spor gazetelerin çok başka manşetler oluyor. Onlar da böyle aktarmışlar. Haberden de yine yurdumuzda ve dünyada yaşananlardan da haberdar olalım. Onları da hızlı bir turla her akşam sizlerle paylaşıyoruz. Bu akşam saatlerimiz 23.55 oldu. Biraz sarkacağız ama sizleri bunlardan da mahrum etmeden gitmek istemiyorum. Benden kaynaklanan bir gecikme oldu. Onu böyle telafi etmek istiyorum sevgili dostlarım. Şimdi yurt ve dünya turundayız. Çanakkale-Bursa Karayolu'nda karşıdan karşıya geçmeye çalışan 64 yaşındaki Recep Eve Gelmez'e seyir halindeki bir otomobil çarptı. Olay yerinde hayatını kaybeden yaşlı adam ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İzmir'de skandal bir olay polis ekiplerince suçüstü yakalandı. İzmir Konak'ta bir depoda at kesimi ihbarı alan Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri operasyonda zanlıları suçüstü yakaladı. Parçalanarak satışa hazır hale getirilmiş çok miktarda at etine el konulurken olayla ilgili 8 kişi gözaltına alındı. Kahvehanelere silahlı saldırı haberlerini şu günlerde sık sık ekranlarınıza getirirken bir haber de Manisa'dan geldi. Yunus Emre ilçesinde bir kahvehaneye yapılan silahlı saldırıda kahvehanede bulunan 2 kişi yaralanırken saldırganlar olay yerinden koşarak uzaklaştı. Saldırı sonrası olay yerine gelen polis ekipleri yerde 9 adet boş kovan tespit etti. Yaralılar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis ekipleri de olayla ilgili soruşturma başlattı. Kocaeli'nin İzmit ilçesinde sapaktan manevra yapmak isteyen bir araç karşı şeritten gelen hafif ticari araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta da bulunan 4 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri yaralıları olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından hastaneye sevk etti. Antalya'da bir inşaat zemininin alt katında beton döküldüğü sırada çökme meydana geldi. Meydana gelen çökmede yaklaşık 3 metre yükseklikten 4 işçi zemine düşerek yaralandı. Tahta kalıp ve beton arasında kalan işçileri kurtarmak için önce mesai arkadaşları, daha sonra ise itfaiye ve sağlık ekipleri seferber oldu. 3 kişi arkadaşlarının yardımıyla betonların arasından kurtulurken bir kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılabildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Güney Afrika'da patlak veren öğrenci eylemleri giderek büyüyor. Son olarak Northwest Üniversitesi'nin Mafeken kampüsünde çıkan yangınlar nedeniyle üniversitede eğitim ara verildi. Öğrencilerden kampüsü boşaltmaları istenince özellikle gidecek yeri olmayan yabancı öğrencilerin zor durumda kaldığı öğrenildi. Üniversiteden yapılan açıklamaya göre çarşamba günkü protesto gösterisi öğrenci temsilcilerinin toplantı sırasında rayından çıktı. Özel güvenliğin göstericilere dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı bomba kullanması üzerine olaylar şiddetlendi. Eylemcilerin ateşe verdiği binalar kül oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adaylarından Donald Trump'ın açıklamaları başkan yardımcısı Joe Biden'ı özür dilemeye mecbur etti. Trump'ın ülkedeki Latin Amerikalı göçmenlerle ilgili sözleri nedeniyle Biden, Meksika ziyaretinde konuya değinmek zorunda kaldı. Meksika Devlet Başkanı Enrique Peña Nieto ile görüşmesi sonrası ortak basın toplantısında konuşan Biden, bazı siyasi meslektaşlarımızın söylediklerinden dolayı neredeyse özür dilemek zorunda hissediyorum.
bu Meksika ve Meksik halkı ile ilgili. Bu sıcak bir kampanya dönemi ve Sayın Başkan şunu bilmenizi istiyorum. Bazı başkanlık yarışındaki rakiplerin hararetli açıklamaları biz Amerikan halkını temsil etmiyor dedi. Serbest gazeteci olarak Anadolu Ajansı'nda Suriye'den haberler aktaran ve geçtiğimiz hafta yaşamını yitirdiği bildirilen Macit Tirani'nin hayatını kaybettiği anın görüntüleri olduğu öne sürülen video sosyal medyada paylaşıldı. Poşetten yaptığı Messi formasıyla dünyanın ilgisini toplayan Afgan çocuk Murtaza'nın yüzü şimdi daha çok gülüyor. Arjantin ünlü futbolcu Lionel Messi minik Murtaza'ya imzalı bir formasını yolladı. UNICEF'in ulaştırdığı formayı gururla giyen 5 yaşındaki minik için bir sürpriz daha yolda. Afganistan Futbol Federasyonu Murtaza ile Messi'yi bir araya getirmeyi planladığını duyurdu. Yani artık Afganistan'dan da tabii başka haberler duyalım sevgili dostlar. Haberlere noktayı koyduk. Şimdi Bursa'nın değerlerine geçeceğiz. Bu akşam Bursa'ya büyük hizmetleri olan önemli bir değeri. Rahmetli Hikmet Şahin'i sizlerle paylaşacağız Bursa'nın değerlerinde. Kendisine bir kere daha rahmet diliyoruz. Şimdi Hikmet Şahin ekranlarınızda. Hikmet Şahin 1950 İnegöl Bursa doğumlu, iş adamı, siyasetçi, spor yöneticisi. Bursa İnegöl Belediyesi eski başkanı. Bursa Büyükşehir Belediyesi eski başkanı. Bursa Spor Kulübü'nün 21. başkanı ve İnegöl Spor Kulübü'nün 15. başkanı. 1976 yılında başladı öğretmenlik mesleğini, 1986 yılında bırakarak mobilya ve orman ürünleri ticaretine başlamıştır. 1994-2004 yılları iki dönem İnegöl Belediye Başkanlığı ve aynı yıllarda İnegöl Organize Sanayi Bölge Başkanlığı, İnegöl Spor Başkanlığı görevlerini üstlenmiştir. 28 Mart 2004 yerel seçimlerinde %54'lük oyla Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilmiştir. Bir takım sebeplerden dolayı eski partisiyle uzlaşamamış ve 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde Demokrat Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmuş fakat seçimi kazanamamıştır. 4 Kasım 2009 tarihinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştır. 11 Kasım 2009 tarihinde 59 yaşında kaldığı yoğun bakımda hayatını kaybetmiştir. Ayrıca Türkiye'de silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybeden ilk Büyükşehir Belediye Başkanı'dır. Evet, rahmet diledik. İnsan eserleriyle yaşıyor. Bu anlamda Hikmet Şahin de bu şehre, İnegöl'e iz bırakan bir isim olarak aramızdan ayrıldı. Allah tabii taksiratını affetsin. Sevgili dostlarım, İsmail Erkan'a, sevgili editörüme hem tarihte bugün için hem Bursa'nın değerleri için teşekkür ediyorum. Yine buradaki arkadaşlarıma, sevgili Muhittin'e, yine yönetmenim Sezin'e, bu akşam kim vardı arkadaşlar ana kumandada? Melih'e teşekkür ediyorum. Yine Mehmet'e teşekkür ediyorum. Sevgili teknik müdürümüz Erdem'e teşekkür ediyorum. Yine Soner'i gördüm. Gelirken çünkü öyle afarlı geldim ki aklınız durur. Onun için kimseyi pek görmedim. Kusura bakmayın. Herkese teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Haftayı bitirdik sevgili dostlar. Cuma günü bitti. Hafta da bitti. Ay da bitiyor. Şubat ayını da bitiriyoruz. Pazartesi günü yeni bir ayda karşınızda olacağız. Yani 12 ayın ikisi gitti. Böylece 10 ay geriye kaldı. Aman hayatımızdan daha kıymetli bir şey yok. Geçen günlerde Pegasus'un CEO'su emekliye ayrıldı ve orada bir veda konuşmasında ifade ettiği bir cümle var. Diyor ki 65 yaşındayım ve benim 65 yaşından sonra hayatımın ücretini ödeyecek birisi dünyada yok diyor. Hayatımızın tekrarı yok. Hayatımızın kıymetini bilelim. Ne yaparsak o gelir elimizde diyoruz ya. Dolayısıyla bu hayat bizim ve bu hayatı bizim dışımızda hiç kimsenin üzmesine müsaade etmeyelim sevgili dostlarım. Bu akşam size Çay Elinden Öteye Rize yöresinin bir türküsüyle veda etmiş olacağım. Ama öncesinde Sebahattin Ali, biliyorsunuz dün doğum günüydü Sebahattin Ali'nin. Onun Çocuklar Gibi şiirini yorumlayarak veda etmiş olacağız. Cumanız dün mübarek ettik, bugün yine mübarek edelim. Cumamız hepimizin mübarek olsun, günlerimiz mübarek olsun. Güzel günler bizi karşılasın. Allah'a emanet olun, hoşça kalın. Ben de hiç tükenmez bir hayat vardı. Kırlara yayılan ilkbahar gibi.
kalbim hiç durmadan hızla çarpardı. Göğsümün içinde ateş var idi. Bazı nur içinde, bazı sisteyim. Bazı beni seven bir göğüsteyim. Kah her üstündeyim, kah hapisteyim. Her yere sokulan bir rüzgar gibi. Aşkım iki günlük iptilalardı. Hayatım tükenmez maceralardı. İçimden binlerce istekler vardı. Bir şair yahut bir hükümdar gibi. Hissedince sana vurulduğumu anladım, ne kadar yorulduğumu, sakinleştiğimi, durulduğumu. Denize dökülen bir pınar gibi. Şimdi şiir bence senin yüzündür. Şimdi benim tahtım senin dizindir. Sevgilim, saadet ikimizindir. Göklerden gelen bir yadigar gibi. Sözün, şiirlerin mükemmelidir. Senden başkasını seven delidir. Yüzün, çiçeklerin en güzelidir. Gözlerin bilinmez bir diyar gibi. Başımı göğsüne sakla sevgilim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Sevişen yaramaz çocuk. Thank you.